Ablacığım. Canım. Canım. Beni üzmeyeceğini biliyordum. Sana çok teşekkür ederim. Ben de artık senin beni üzmeyeceğini biliyorum. Abla ben seni hiçbir zaman üzmek istemedim ki. Ama... Ama sen kopya çekmeye başlayınca, benim sözümü çiğneyip görüşme dediğim insanlarla görüşünce, yetmezmiş gibi yalan söyleyip kar tepelere kaçınca, sarhoş olup serseriler tarafından kaçırılınca, ben kendi kendime üzülesim tuttuğu için üzüldüm. Öyle mi Gözde? Bunlar neden oluyor? Hiç düşündün mü ya? Yani. Ya ne ya? Ha? Bir, benimle yağlı yolu konuşma. İki, ben her şeyi düşünüyorum Gözdeciğim. Merak etme sen, her şeyi düşünüyorum. Bir gün gelecek, bu söylediklerimi düşüneceksin ve diyeceksin ki, aa abla, sen haklıymışsın. Gitmekten vazgeçin ama dayatmalarından vazgeçmiyorsun yani, öyle mi? Biz buna dayatma demeyelim de kural diyelim Gözdeciğim. Kurallar niçin var? Çiğnenmek için değil tabii ki. Hayatımızı düzene sokalım. Doğru yoldan şaşmayalım. Değil mi? O zaman neden hep senin kuralların geçerli oluyor? Çünkü ben ablayım. Ve aynı zamanda senin öğretmeninim. Bizim özel bir durumumuz var seninle Gözde. Sen diğerlerinden farklısın. Anlatabiliyor muyum? Sen yanlış yola meylettiğinde evet ablan olarak seni ikaz etmek zorundayım. Ama öğretmenin olarak da bunu yapmak zorundayım. Anladın mı? Benim işim daha zor. Yani kalıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Yine kavga gürültü, yine baskı. Yok öyle eski hamam eski tas devam etmez hiçbir şey ama bundan sonra evet yeni bir hayatımız olacak. Öyle düşün, değil mi? Hadi. Peki Burak? Yeni hayatımızda Burak'a yer yok Gözde. Eğer bir kez daha sözümü çiğneyip görüşmeye devam edersen tasım, taram, toplar, İzmir'e giderim. Ve beni kimse durduramaz. Anladın mı? Sen... Şimdi benim bu söylediklerimi ince bir düşün. Lütfen. Bundan sonra hayatımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam? Gözde, İzmir'e gitmeyeceksiniz. Çok güzel bir şey değil mi bu? Sevinmedin mi? Sevinemedim ki.